Gelin Hanımın İşleri YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün etamin havlu üzerine, küçük el havlusu üzerine flamingo motifi işleyeceğiz. Kullanacağım havlu rengi mint yeşil olacak arkadaşlar. Flamingo içinde 3 tane farklı renkte ip kullanacağım. Bunun için şöyle şu şekilde havlumun en alt hizasından yukarı doğru 2 kare boşluk bırakıp 3. kareyi bu şekilde iğnemle çaprazladım. Sol taraftan da sağa doğru 20 tane kare saydım. 20. kareye denk geliyor bu işaretlediğim kare arkadaşlar. İğnemi de bu işaretlemiş olduğum karenin sol üst deliğinden şuradan. Bu karenin sol üst deliğinden iğnemi şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi bu ipimi çıkarmış olduğum yerden hemen çaprazına batıyorum arkadaşlar. İpimin çapraz deliğine batıp hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde çaprazladım. Sonra aynı şekilde ipimi hemen sağ alt çapraz deliğine batıp hemen üzerinden çıkarak ikinci çarpıyı yapıyorum. Bu şekilde. Ve tamamlıyorum. Geriye döneceğim. Aynı şekilde ipimin tam çaprazına battım ve hemen üzerinden çıkıyorum. Bu çarpıyı da tamamlamak için batıyorum. Hemen üzerindeki delikten değil de onun üstündeki boş delikten iğnemi şöyle şu şekilde düz çıkarıyorum. İki tane yan yana çarpmış oldum. Çarpı yapmış oldum bu şekilde. Şimdi üst sıraya bir tane yapacağız. Battım. Hemen üzerinden iğnemi çıkardım. Tamamlamak için batıyorum ve üstümdeki boş delikten düz bir şekilde bir üst sıraya çıkacağım. Şöyle. Yine bir tane çarpı yapacağım. Aynı şekilde çapraza batıp hemen üzerinden çıkarak çarpı ile tamamlamak için batıp düz bir şekilde yine bir üst sıraya çıktım. Üst üste iki tane çarpı oldu. Üçüncüyü yapalım. Tamamlamak için batıp yine düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. Dördüncüyü yapalım. Dördüncü tekli çarpı yapıyoruz. Tamamlamak için battım ve bir üst sıraya çıktım. Ve beşinci çarpı yapıyorum. Şimdi bu çarpıyı da tamamlamak için batıp bir üst sıraya çıktıktan sonra böyle iki tane yan yana çarpı yaptık. Sonra yukarı doğru 5 tane tekli çarpıdan yaptık. Ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıktık. Buraya bir tane çarpı yapmak için batıyorum. Çıkarken battığım deliğin tam sağ çaprazındaki. Şimdi batıyorum. Sağ üst çaprazına şu şekilde iğnemle çıkıyorum. Şimdi buraya bir tane çarpı yapmak için battım ve hemen üstündeki delikten çıktım. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken çapraz sola doğru iğnemi çıkardım. Şimdi buradaki çarpıyı tamamlıyorum. Battım ve düz bir şekilde hemen üstümdeki delikten iğnemi çıkardım. Arada bir kare boşluk bırakmış olduk. İki tane çarpı yaptık. Şimdi bu sıraya da yan yana üç tane yapalım. Batıp hemen üstündeki delikten çıktım. Battım çaprazını. Hemen üstündeki delikten çıktım. Aynı şekilde batıp hemen üstündeki delik çıktım. Yan yana 3 tane çarpı yapmış oldum. Şimdi tamamlıyorum bu çarpıları. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum da
Bu göstermiş olduğum boş deliğin hemen solundaki delikten çapraz çıkıyorum. Şöyle çıkarayım. Daha net anlaşılsın. Şimdi buraya da iki tane çarpı yapıyorum. Yan yana. Bir. Ve iki. Tamamlıyorum. İkincisini tamamlamak için batıp aynı şekilde düz değil, hemen solundaki çapraz delikten iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapmak için batıp sağ çaprazdan çıktım. Ve bir tane çarpı. Tamamlayıp geri döndüm çapraz bir şekilde. Buradaki çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde hemen üstümdeki boş delik değil, onun yanındaki solundaki delikten çıktım. Şimdi buraya bir çarpı yapmak için batıyorum. Çıkarken iğnemi batırdığım delikten sonra 1, 2 kare saydım. İkinci karenin sağ üst deliğinden iğnemi çıkaracağım. Çapraz bir şekilde. Ve buraya da bir çarpı. Tamamlamak için battım ve çapraz geri dönüyorum. Aradaki iki kareyi geçiyorum. Boş bıraktım. Şimdi buradaki çarpımı tamamlamak için batıp düz bir şekilde hemen üstümdeki delikten, boş delikten iğnemi çıkardım. Bu sıraya alttaki yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Bir çarpı yapıp iki kare boş bırakarak çapraz yan tarafa geçiyorum ve bir tane çarpı. Alttakinin aynısını yaptım. Tamamlayıp çapraz bir şekilde geri döndüm. Buradaki tekli çarpımı tamamlamak için batıyorum. Çıkarken iğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Üst sıraya geçtim. Bir çarpı yapmak için batıp battığım yerin tam çapraz, sağ çaprazından iğnemi çıkarıyorum. Ve bir çarpı. Tamamlayıp çapraz bir şekilde sola doğru geri geldim. Buradaki çarpıyı da tamamlayıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. Şimdi iki tane çarpı yapalım. Bir ve iki. Yan yana iki çarpı yaptım. Şimdi bu çarpıları tamamlıyorum. Ve iğnemi alttan çıkaracağım. Flamingomuzun ayakları bu şekilde hazır. Ayaklarından sonra flamingomuza geçebiliriz. Şimdi en üstte yapmış olduğumuz iki tane sarı çarpımız var. Bu sarı çarpıların sol tarafında doğru boş kareleri sayalım arkadaşlar. Birinci boş kare 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı boş karenin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. Buraya tam ipimin çaprazına batıp hemen üzerinden çıkarak bir tane çarpı yapacağım. Bu çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve düz bir şekilde üstümdeki boş delikten bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi iki tane çarpı yapalım. Bir. İkincisini yapmak için battım ve çıkarken sağ çaprazdan iğnemi çıkardım.
Buradan sonra devam ediyorum, çarpılar yapıyorum. Toplamda 8 tane yan yana çarpı yapacağım sağ tarafa doğru. Şimdi bu şekilde yan yana 8 tane çarpı yaptım. Geri dönüyorum ve bu çarpıları tamamlıyorum. Son 8. çarpımı tamamlamak için batıp çıkarken sol çaprazda şu şekilde iğnemi çıkarıyorum. Ve iki tane burada yarım çarpım var. Onları da tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkacağım şimdi. Üstümdeki boş delikten. Şimdi bu sıraya 13 tane çarpı yapacağım sağ tarafa doğru. Arada hiç boşluk bırakmadan düz bir şekilde ilerleyerek yan yana bitişik 13 tane çarp. Bu şekilde 13 çarpıdan sonra geriye döneceğim. İpimin tam çaprazına batarak aynı şekilde devam ederek bu 13 tane çarpıyı tamamlıyorum. Son 13. çarpıya geldiğimde tamamlamak için batıyorum son çarpıyı. İpimi hemen üstündeki boş delikten çapraz iğnemi çıkarıyorum. Şöyle. Bir tane çarpı yapıyorum buraya. Tamamlayıp düz bir şekilde hemen üstümdeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Aynı şekilde yine bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde hemen üstümdeki boş delikten çıktım. İki tane çarpı yapıyorum şimdi. Bir ve iki. Tamamlıyorum bu iki çarpıyı. İkincisini tamamlamak için battığımda çıkmak için bu ipimin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum şimdi. Tamamlamak için battım ve düz bir şekilde üstümdeki boş delikten bir üst sıraya çıktım. Şimdi iki tane çarpı yapalım. Tamamlayalım bu iki çarpımızı. Ve ipimin hemen üstündeki boş delikten çaprazlamasına iğnemizi çıkaralım. Yine iki tane çarpı yapacağım.
tamamlıyorum. Çıkarken bir üst sıraya ipimin hemen üstündeki boş delikten çıktım. Şimdi buraya yan yana 6 tane çarpı yapacağım bu sıraya. 1 sağa doğru devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Tamamlayalım 6 çarpımızı. Şimdi sonuncu çarpıyı tamamlamak için batıyorum son 6. çarpıyı. İğnemi çıkaracağım yeri göstereceğim arkadaşlar. En sağ taraftaki, baş taraftaki pembe çarpımız var ya, bu çarpının hemen altındaki kareyi dolduracağım. Bunun için bu boş karenin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Bunun için buradaki çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve iğnemi şu şekilde düz bir şekilde çıkarıyorum. Şimdi buraya iki tane çarpı yapalım. 1 ve 2. Bu iki çarpıyı tamamlayalım. İğnemizi alttan çıkaralım. İkinci çarpıyı tamamlamak için battım ve iğnemi çıkardım. Şimdi ne yapıyorum burada? İğnemi çıkaracağım yeri gösteriyorum. Burada bulunan 13 tane çarpı vardı ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bu 13 tane çarpıdan en sağ kısımdan 4 tane sayayım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü çarpının üzerindeki boş kareyi dolduracağız. Bu boş karenin sol üst deliği. Şurada iğnemi çıkarıyorum. Battım. Düz bir şekilde. Zaten ipim burada. Hemen düz bir şekilde indirdim. Arka taraftan bakalım. Şu şekilde. İpimiz. Geldim. Devam ediyorum buradan. Sağ tarafa doğru 5 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tamamlıyorum şimdi bu 5 çarpımı. Beşinci çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. Yine 5 tane çarpı yapacağım bu sıraya. 1 2 3 4 ve 5. Tamamlıyorum şimdi. Beşinci çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken yine ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. 4 tane çarpı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tamamlıyorum şimdi. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde hemen üstümdeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi bu sıraya şunu yapacağız. Bir çarpı yapmak için battım ve çıkarken çaprazımdaki
delikten şu şekilde iğnemi çıkarıyorum ve iki tane çarpı yapıyorum. 1 2 tamamlıyorum. Çapraz geçtim ve buradaki tek karemi, tek çarpımı tamamlamak için batıp düz bir şekilde değil de bu çıktığım deliğin solundaki delikten iki çarpının tam ortasından iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. İki tane çarpı yapacağım şimdi buraya. Birincisini yaptım. İkincisini yapmak için batıp çapraz sağdan çıktım. Buraya da iki tane çarp. Şimdi geriye dönüp bu çarpıları tamamlıyorum. Çapraz bir şekilde ortadaki kareyi geçtim. Buradaki iki çarpıyı da tamamlayıp iğnemi arkadaşlar çıkaracağım yeri gösteriyorum. Şimdi buradaki son çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken bu üst sırada bulunan, üst sıradaki bu iki tane yan yana çarpı var ya, bu çarpının sağındaki boş karenin sağ üst deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Buraya 3 tane çarpı yapıyorum şimdi. 1 2 ve 3. Tamamlıyorum. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum da hemen solumdaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Üç tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde değil hemen bu çıktığım yerin solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şöyle şu şekilde. Yine 3 tane çarpı yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Aynı şekilde yukarı çıkacağım. Düz değil, üstümdeki boş delikten değil, hemen solundaki delikten iğnemi çıkardım. Yine 3 tane çarpı yapacağım. Şimdi yukarı doğru 1, 2, 3'erli çarpıdan 3 sıra yapmışız ya. Devam ederek 3 sıra daha bu 3'erli çarpıdan yapacağız. Toplamda 6 tane bu üçerli çarpımızdan olsun. Şimdi dördüncüsünü yapıyorum ben. 1 2 3 tamamlıyorum. Yine çapraz iğnemi çıkardım aynı şekilde. 3 tane çarpı. Tamamlıyorum. Aynı şekilde çapraz geçtim. 3 tane çarpı. Ve tamamlıyorum. Şimdi 6 tane bu şekilde yukarı doğru üçerli çarpılardan yaptık. Son çarpıyı tamamlamak için batıp bu sefer düz bir şekilde hemen üstümdeki delikten iğnemi çıkarıyorum. 2
İki tane çarpı yapacağım şimdi. Birincisini yaptım. İkincisini yapmak için batıp bu battığım yerden sonra 1, 2 kare saydım. İkinci boş karenin de sağ üst deliğinden iğnemi çıkaracağım. İkinci çarpımı yapmak için batıp çapraz iğnemi çıkardım. Yine iki tane çarpı yapıyorum. Geriye döndüm, tamamlıyorum bu çarpılarımı. Çapraz aradaki iki kareyi boş geçiyorum. Buradaki iki çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde hemen üstümdeki delikten iğnemi çıkarıyorum. İki tane çarpı yapıyorum bu sıraya. Bir. İkinci çarpıyı yapmak için batıp çıkarken sağ çaprazımdan yukarı doğru iğnemi çıkardım. Arada bir kare boşluk bırakmış oldum. Dört tane çarpı yapıyorum şimdi yan yana. Tamamlıyorum. Geriye döndüm. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için batıp çapraz geri geldim. Buradaki iki çarpıyı da tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde yine bir üst sıraya çıktım. Şimdi buraya dört tane çarpı yapalım. Bu sıraya. Bir. İki. Üç. Dördüncü çarpıyı yapmak için batıp çaprazdaki delikten çıkalım hemen. Sonra iki tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Çapraz geri geldim. Buradaki dört çarpıyı da tamamlıyorum. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Çıkarken ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Ve buraya 5 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tamamlayalım. Beşinci çarpıyı da tamamlayıp iğnemizi alttan çıkaralım. Şimdi arkadaşlar ayaklarında kullandığımız sarı ipi tekrar iğnemize takıyoruz. Daha sonra burada yapmış olduğumuz üçerli çarpılarımız var ya, yukarı doğru 6 tane üçerli çarpı yapmıştık. Beşinci üçerli çarpının sağ tarafına doğru 1, 2, 3 tane boş kare sayalım. Üçüncü boş karenin sağ üst deliğinden iğnemizi çıkaralım. Şimdi buraya 2 tane çarpı yapalım. 1, 2. Tamamlayalım bu 2 çarpıyı. İkincisini tamamlamak için battım. Düz bir şekilde değil, hemen solumdaki delikten pembe çarpının uç kısmı oluyor burası. Çıktım. 3 tane çarpı yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde bir üst sıraya iğnemi çıkarıyorum. Şöyle çıkarayım daha net anlaşılsın. Şu şekilde tam köşedeyim. Buraya iki tane çarpı yapacağım şimdi. Bir ve iki.
tamamlıyorum şimdi. İkincisini de tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Şimdi flamingomuzun kanatlarını doldurmak için arkadaşlar içeride bulunan en alt sıradaki karelerimizi dolduracağız. Bu karelerin en solundan şuradan başlayarak iğnemi çıkarayım. Tam şurada. İğnemi çıkardım. Çaprazına batıp hemen üzerinden çıkarak açık renk pembe ipimle ilk çarpımı buraya başlatıyorum. Devam ediyorum sağ tarafa doğru. Koyu renk pembe ipimle birleşinceye kadar saymaya gerek kalmadan dolduracağım burayı. Tamamlıyorum. Ve buradan düz bir şekilde hemen üstümdeki delikten çıkarak bir üst sıraya çıkıyorum. Buraya da aynı şekilde sağ tarafa doğru koyu pembe ile birleşinceye kadar aradaki boş kareleri dolduruyorum. Son çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin hemen üstündeki delikten iğnemi çıkarıyorum. Ve bu üçüncü sırayı da aynı şekilde koyu pembe iple birleşinceye kadar çarpılar yapıyorum. Geriye döndüm. Çarpılarımı tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Devam ediyorum. Boş karelerin hepsine sağa doğru çarpılar yapıyorum. Geri döndüm. Bir üst sıraya ipimin hemen üstündeki delikten çıktım. Buraya da çarpılar yaparak ilerleyeceğim. Arada hiç boş kare bırakmadan yan yana çarpılar yaparak flamingomuzun kanatlarını tamamlıyorum. Kanadını daha doğrusu arkadaşlar. İpimin hemen üstündeki delikten çıktım. Buraya da yani son sıraya da aynı şekilde çarpı yapıyorum yan yana. Son olarak 4 tane buraya çarpı geliyor. Çarpıları
Tamamlıyorum. Ve iğnemi çıkarıyorum alttan. Şimdi arkadaşlar, burada bulunan iki tane sarı çarpımız var. Soldaki çarpının sol alt deliği, yani şu uç kısmından iğnemi çıkaracağım. Daha sonra buraya bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için batıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Şimdi tam gözü için buraya bir tane çarpı yapmam gerekiyor. Bir kare boşluğumuz var. Burayı da siyahla yapacağız. Bu karenin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Şu şekilde işaretimi koydum. İğnemle bakıyorum. İğnemi çıkaracağım yer burası. Bunun için işaretlediğim yere doğru, yukarı doğru öncelikle iğnemle ilerleyeceğim. Şu şekilde iplerimin altından geçerek yukarı doğru ilerleyeceğim. Şöyle. Daha sonra buradan düz bir şekilde devam edeceğim. Pembe renk ipimin altından geçiyorum. Son kez bir tane daha geçeceğim. Şu şekilde. Ve işaretlediğim yere iğnemi çıkarıyorum. Şöyle. Ön tarafı çevirdim. Şimdi buraya da bir tane çarpı yapıyorum. Ve bu çarpıyı tamamlıyorum. Bir motifin daha burada sonuna geldik. Bütün Flamingo severleri ve benden bu motifi isteyen abonelerime gelsin. Sormak istediğiniz sorularınız varsa bu videonun alt kısmına yorum olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir kaneviçe örneğiyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.